Merhaba kıymetli arkadaşlarım. YKS soru çözümleriyle devam ediyoruz. İnkılap tarihi sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Ekranımızı yana aldık. Evet ne diyor? Bu insanların durumlarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilediği söylenebilir? Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü şehir olan Selanik'te ve Balkanlar'da farklı uluslardan insanlar birlikte yaşamaktaydı. Kendi devletlerini kurma kurma çalışmaları yapmaları Osmanlı'ya olumsuz etkiler mi? Evet etkiler. Zengin bir kültüre sahip olmaları, genellikle ticaretle uğraşmaları Osmanlı'yı olumsuz etkiler mi? Arkadaşlar kendi devletlerini kurma çalışmaları bir nevi bölücülük kabul edilebilir. Milliyetçilik isyanları doğrultusunda yapılan bu çalışmalar Osmanlı'nın aleyhinedir. Ama bu e, toplulukların zengin bir kültüre sahip olmaları, ülke genelinde ticaretle uğraşmaları ne değildir arkadaşlar? Olumsuz değildir. Hatta faydalıdır bile diyebiliriz. Evet, evet cevabımız A seçeneği. Evet, ikinci sorumuzdan devam edelim. Bu şehirlerin Mustafa Kemal'in hayatındaki ortak yani aşağıdakilerden hangisidir? Evet, Selanik, Manastır, İstanbul. Arkadaşlar Selanik'te doğdu. Ama ortak bir noktası var bu üç şehrin. Bu üç şehirde de Mustafa Kemal okumuştur. Evet, savaş yaptığı cephelerdir. Yanlış. Milletvekili seçildiği şehirler. Yanlış. Öğrenim hayatını geçirdiği yerler. Doğru arkadaşlarım. İşte Selanik Askeri Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi değil mi? Ateşelik yaptığı şehirlerdir. Ateşelik diplomatlıkla alakalı. Yani o da e, farklı bir Osmanlı toprakları dışında olma, olmalı. O da Sofya'dır zaten. et evet, sürgüne gönderildiği şehirlerdir. Bu da doğru seçenek değil arkadaşlarım. Eğitime, eğitim, öğretim gördüğü yerlerdir. Evet devam edelim. Bu bilgiler kronolojik sıraya konulduğunda en sonda hangisi yer alır? Harp Akademisini bitirmesi, Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı yaptı, Manastır Askeri İdadisinde okudu, Selanik Askeri Rüştiyesine girdi, Sofya'da Sofya'ya askeri ateşi olarak gönderildi. Arkadaşlarım öncelikle bunları kronolojik sıralayacak olursak birincisi dört olmalıdır. Selanik Askeri Ortaokulu Rüştiyesi ardından ikiye üç gelir e, Manastır Askeri İdadisi ardından üçe bir gelir Harp Akademisi ardından dörde iki gelir Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı 1909. En sona Sofya Askeri Ateşeliği gelir o çünkü bayağı bir geç tarihlidir. Yanlış hatırlamıyorsam 1913 olması lazım. Evet 3 sorumuzu çözdük. Şu taraftan devam edelim. Evet dördüncü sorumuza geldik. Ne diyor? 1905 yılında ilk görev yeri olan Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuran bu cemiyetin Yafa, Beyrut ve Kudüs'te şubelerini açmayı başaran Mustafa Kemal ile ilgili olarak yorumlarından hangileri yapılabilir? Yeni bir askeri rütbe ile ödüllendirildiği doğru mu arkadaşlar? Yanlış. Çünkü bu zaten e, siyasi bir organizasyon ve asker olduğu için normalde yasak. Siyasi alanda çalışmalar yaptı. E, cemiyetin adı vatan ve hürriyet. Yurtsever ve özgürlükçü bir anlayışla hareket ettiği zaten vatan, hürriyet, yurtsever, özgürlükçülük farksız kelimeler bunlar eş anlamlı. O zaman iki ve 3 deriz arkadaşlar. Birinciyi kabul edemeyiz. Yani tam bir TYT sorusu gibi. Evet, beşinci sorumuza geldik. Buna göre Mustafa Kemal'in amaçlarından hangilerini taşıdığı söylenebilir? 1909'da Selanik'te 3. Ordu'ya atanan Mustafa Kemal, kurmay başkanlığını yaptığı hareket ordusu ile İstanbul'a gelerek meşrutiyet Karşı karşıtı 31 Mart ayaklanmasını e, ayaklanmasının bastırmasında önemli, önemli bir görev üstlenmiştir. <laughs> E, bu amaçlarından hangisini taşıdığını gösterir diyor. Gelenekçi bir devlet yapısını sürdürme. Arkadaşlarım 31 Mart isyanı e, meşrutiyete karşı yapılmış bir isyandır. Yani yeniliğe karşı yapılmış bir isyandır. Gelenekçi devlet yapısını sürdürmeyi hedeflediğini söyleyemeyiz. Anayasal düzeni koruma. Evet meşrutiyet 1876 birinci meşrutiyet 180, 1908 ikinci meşrutiyet olarak iki şekilde ilan edilmiştir. 1876'da birinci meşrutiyetle ilan edilen kanun esası Osmanlı'nın hatta Türk tarihinin ilk anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla 31 Mart ayaklanması bu anayasal süreci ortadan kaldırmayı hedefliyorsa Mustafa Kemal de bunu bastırıyorsa anayasal düzeni rejimi korumuş olur. Saltanata son verme böyle bir durum arkadaşlar söz konusu değil. Daha 1909 yılındayız zaten Mustafa Kemal de bu dönemde böyle bir Neyi yok arkadaşlar? Gücü yok. Elinde bir yüzbaşı. Evet 6'dan devam ediyoruz. <laughs> 1910'da Fransa'da yapılan Picard'i manevralarına Osmanlı ordusunu temsilen katılan Mustafa Kemal'in bu manevralar sırasında aşağıdaki alanlardan hangisinde yetkinliğini arttırmış olması beklenir? Arkadaşlar basit bir soru. Picard'i manevraları işte Osmanlı ordusunu temsilen katılıyor. Askeri alanda yetkinliğini arttırmış olabilir burada önemli kazanımlar elde ediyor. Avrupa ordularını görüyor. Askeri sistemlerini yakından tanıma, etüt etme fırsatı yakalıyor arkadaşlar. Evet bu durumun Birinci Dünya Savaşı'na etkisi aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Etkisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı sırasında Çanakkale ve Gelibolu'nun savunulması için kurulan Akdeniz Boğazı Birleşik Kuvvetler Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. Evet, İtilaf devletlerinin Çanakkale ve Boğazlar'a saldırması, Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması, Bozcaada ve Gökçeada'nın askeri üs haline getirilmesi, D. Mustafa Kemal'in Çanakkale ve Boğazlar'ı savunma stratejisi geliştirmesi, İtilaf Devletleri'nin ordusunun anzaklarının da yer alması. Arkadaşlar burada Çanakkale ve Gelibolu'yu savunmak üzere Mustafa Kemal geride bırakılıyor. Mustafa Kemal burada... Ee, özellikle Çanakkale'den yapılacak bir çıkarmanın saldırının boğazdan olsun karadan olsun nasıl geri püskürtüleceği üzerine çalışıyor. Yani normalde iddiaçılar aslında Mustafa Kemal'den hoşlanmıyorlar, ee, onu cezalandırmak için önce Sofya'ya gönderiyorlar, daha sonra da Balkan Savaşlarında ona görev vermiyorlar, onu bir geri hizmet olan Çanakkale'de e, bekleme görevi veriyorlar ama e, Mustafa Kemal de boş bir adam değil arkadaşlar. Ne yapmış? Bu süreç içerisinde e, o bölgeyi etüt etmiş, zaten Çanakkale Savaşları'nda <laughs> çok önemli başarılar elde etmesinin sebebi de budur. Zaten e, Çanakkale Savaşı'nda aldığı şöhretle milli mücadelede halkı, askeri etrafında toparlayabilecek, toplayabilecek arkadaşlar. Evet geldik sekizinci sorumuza. Çanakkale muharebeleri sırasında düşman donanmasının çıkarma yapacağı yeri tahmin etmesi ve aldığı önlemlerle savaşın seyrini değiştirmesi Mustafa Kemal'in özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu göstermektedir diyor. Bir kere ileri görüşlü mü? İleri görüşlü. Niye? Daha öncesinden bir işgal durumunda bu boğazlardan geçmeye çalışacaklarını biliyor. Diğeri önderlik. Evet bu da liderli. Liderlik özelliğiyle alakalı arkadaşlar. Yani lider bir kişi ne yapar? Birçok şeyi önceden e, önlemini alır. Mantıklılık arkadaşlar burada e, mantık derken bu mantık olarak değil de daha çok hani liderliği ve ileri görüşlülüğüyle alakalı. Onun için cevabımız 1 ve 2 denizi diyoruz arkadaşlar. Evet 9. sorumuza geldik. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarını anlatan tarih öğretmeni cephelerinden hangi cephelerinin hangilerinden söz etmiş olamaz. Yani diyor ki yukarıdakilerden hangisi diyor Mustafa Kemal'in katıldığı <laughs> cepheler değildir diyor. Çanakkale'ye katıldı mı arkadaşlar? Katıldı. Kafkas cephesine katıldı mı? Katıldı. Çanakkale kadar bilinmez ama katıldı arkadaşlar. Hatta Muş ve Bitlis'i Rusların elinden geri aldı. Galicia, Galicia yardım cephelerinden birisi buraya katılmadı. 1 ve 2 arkadaşlar. Bazen soruları kendiniz yorumlayıp en kısa halini kafanızda oluşturursanız soru çözümünde arkadaşlar yardımcı olur. Yani orada aslında Hasan Hüseyin demek istiyor ama Hüseyin Hasan diyerek akıl karıştırmaya çalışıyor soru. Evet 10. sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman subaylarının Osmanlı ordu birimlerini yönetmesine tepki gösteren Mustafa Kemal'in bu tavrıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Arkadaşlar, ulusal egemenliği gerçekleştirme. Ulusal egemenlik halkın yönetime katılmasıdır. Halkın ülkenin kaderine hakim olmasıdır. Bu değil. Yeni bir rütbe kazanma. E, rütbe kazanmak için zaten bir şey yapıyorsa Almanlara e, yağ çekmeyi tercih edebilir. De. Orduyu modernize etme. Hayır, burada biraz daha milli bir duruş seziyorum ben. Bağımsız devlet anlayışını koruma. Batılı devletlerle ilişkileri kesme bu da olmaz. Doğru cevabımız Denizidir. <laughs> Hakikaten bayağı bir e, karşı çıkıyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Hatta e, Çanakkale Savaşı'nda falan da sürtüştüğü Alman komutanlar var. Almanlar askeri bazda değil ama e, ne diyelim yönetimsel bazda Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerimizde bulunuyorlar arkadaşlar. Bazı generalleri, önemli subaylarını gönderiyorlar. 11 soruya geldik. Mustafa Kemal'e. Almanya'ya gitme şansını veren ve Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kazanamayacağı konusunda saptamalarda bulunmasını sağlayan görev aşağıdakilerden hangisidir? Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı, e, Almanya'yı Hicaz'da kutsal topraklarda nasıl tanıyacak? Balk Balkan Ülkeleri asker Askeri Ateşe Militerliği, bu da Almanya'yı tanımasını sağlamaz. Veliaht Vahdettin'in Emir Subaylığı, bunu kenara koydum. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı, bu değil arkadaşlar, bu Birinci Dünya Savaşı'nda bir cephe. Dokuzuncu Ordu Müfettişliği, milli mücadele döneminde Samsun'a geçmesini sağlayan görevi. Arkadaşlar, Veliaht Vahdettin'in emir subaylığını yapıyor Mustafa Kemal ve onunla e, Almanya ziyaretleri düzenlediği sırada beraber onunla birlikte gidiyor ve Almanya'nın durumunu görüyor. Aslında burada Sığ'da bir düşünce var. Aslında Mustafa Kemal, Almanya'nın savaşı kazanamayacağını... E, Sofya Ateşe de zaten saptamış. E, çünkü diyor ki burada müttefik devlet, itilaf devletlerinin diyor, hepsinin diyor birbirine diyor deniz bağlantısı var. Ama e, ittifak kuvvetleri kara bağlantısıyla bağlı. Her zaman için diyor kara bağlantısı kopabilir ve denize hakim olmayanlar bu dünya savaşında başarılı olamazlar diyor arkadaşlar. Ta o zamandan e, Ateşe döneminde Sofya'da bu saptamaları yapmış. Evet 12. sorumuza gelelim. Mustafa Kemal'in bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği söylenebilir? Mondros Ateşkesi'nin ardından İstanbul'a gelen İtilaf Devletleri donanmasını gören Mustafa Kemal o meşhur sözünü ediyor. Geldikleri gibi giderler sözünü söylüyor arkadaşlar. <laughs> hangisini vurguladı? Ülkenin kurtarılacağına olan inanç. İnanç inançsızlığı her zaman yener arkadaşlar. Doğru cevabımız bu. Diğerlerine bakalım inkılapların yapılması gerektiği. Yani işgal gelmiş, donanma kapıda bekliyor. İnkılap zamanı mı? İşgallerin devam edeceği e, o olmaz arkadaşlar. Adam geldikleri gibi gider diyor kendinden emin bir şekilde. Ateşkes koşullarının ağırlığı ona da bakmıyor. Mondros zaten imzalanmış. Osmanlı deniz gücünün yetersizliği bu da değil arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal'in inancı. Son zamanlarda ÖSYM'nin soru stillerinden biri <laughs> Mustafa Kemal'in Kişilik özellikleri olay verilerek kişilik özellikleri isteniyor. Bu noktada e, dikkatli olun derim. Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerinin hangisinde Anadolu halkının bağımsız yaşama düşüncesini uygulama fırsatı bulmuştur? Anadolu halkının bağımsız yaşama düşüncelerini uygulama fırsatı bulmuştur diyor. Evet enteresan bir soru. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı, Sofya Askeri Ateşeliği, Kap Savaşı, Balkan Savaşları 9. Ordu Müfettişliği. Ee, burada hani bir kere <laughs> bir soruyu çözmek için önce soruyu anlamak lazım ama ben bir soruyu pek anlayamadım ne demek istediğini. Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerinin hangisinde Anadolu halkının bağımsız yaşama düşüncelerini uygulama fırsatı bulmuştur diyor. Yani bağımsızlığını yaşamak istemesini e, test etti, uyguladı dersek o zaman biz burada dokuzuncu ordu müfettişliğini söyleriz arkadaşlar. Çünkü yani hareket ordusu kurmaya başkanlığında zaten işgal altında değiliz. Sofya'da zaten Anadolu halkını bu düşüncesini şey yapamaz. Trabluskarp zaten ülkenin öbür ucu. Balkan savaşları o da Balkanlar'da Anadolu'da olan dokuzuncu ordu müfettişliği. Evet bazen böyle enteresan sorular gelebiliyor. Biraz mantık yürütmek gerekebiliyor. <laughs> arkadaşlar tarihte hani ezber falan konu akışını bilmeniz ve mantıklı olmanız lazım. Yani tavsiye etmiyorum tabii ama hiç bilmeden bir sorunun cevabını mantık yürüterek de çözmeye çalışabilirsin. Evet 14. Yani insanız unutabiliriz. Yani bir takım bilgiler unutulabilir soru çözerken. Ama o noktada mantığınızı devreye sokup mantıki e, elemeler yaparsanız en azından yüzde elli şansınız olur. Evet, Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisinin bu amaca yönelik olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk dünya milletleriyle barış içinde yaşamayı öngörmüş. Ayrıca Türk ulusunun huzur ve güven içinde yaşamasını amaçlamıştır. Arkadaşlar zaten kabak gibi belli. Yurtta sul, cihanda sul anlayışı çok bariz. Ama yine bakalım ya istiklal ya ölüm. Yani barış diyor, huzur diyor, güven diyor. Özgürlük benim karakterimdir. Evet özgür olmak var ama barış yok. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz Savaşı simgeliyor. Egemenlik şartsız milletin cumhuriyetçilikle alakalı. Dolayısıyla kabak gibi belli ama yine de e, biz hani birçok soruyu e, çözdüğümüz için, yıllardır soru çözdüğümüz için biz bazen metni bile tam okumadan bile çözebiliyoruz ama e, siz arkadaşlar hiçbir zaman ne yapmayın? Yargıları, seçenekleri, ya A doğru tamam doğru da Belki aşağıda daha doğrusu denk gelecek değil mi? Bazen doğru bildiğini e, a, evet bu daha doğru. Bazen birinci dereceden ikinci dereceden doğrular olabiliyor sözel derslerde. Veyahut doğru zannediyorsun ama aşağıda öbür seçeneği gördüğün zaman evet buymuş diyorsun. Yanlış e, tercih yapmışım diyorsun hemen düzeltiyorsun. Onun için tamamını okumakta fayda var. Evet yalnızca bu bilgilere göre yalnızca bu bilgilere göre tehlikelidir. Sadece şuraya bakacağız Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal tarih, matematik, edebiyat gibi pek çok ilgi pek çok alana ilgi duymuştur. Bu alanlarla ilgili eserler bırakmıştır. Evet, yalnız bu bilgilere bakarak askeri bir zekaya sahiptir diyor. E tarih var, matematik var, edebiyat var. O zaman askeri diyemeyiz. Çok yönlü bir kişiliği vardır. Bak. Sözelci, sayısalcı, sözelci. Tarih, matematik, edebiyat. Bunların hepsi farklı alanlar. O zaman bu doğru. Demokrasi alanında çalışmalar yapmıştır. E bakıyoruz burada demokrasiyle alakalı da bir esere yer verilmemiş. O zaman yalnızca iki deriz arkadaşlar. evet 16. sorumuz. Ne diyor? Mustafa Kemal'in bu sözleri dikkate alındığında onun anlayışlarından hangilerinin karşısında olduğu söylenebilir. Bizim akıl, mantık, zeka ile hareket etmek özelliğimizdir diyor. Hangi ee, anlayışın karşısında olduğunu gösterir arkadaşlar. Gelenekçi karşı, anlayışın karşısındadır. Biz diyor akıl, mantık, zeka, bilimle hareket ederiz diyor. Araştırmacı yani bilimsel düşüncenin karşısında değil ama bağnaz düşüncenin karşısında. Tabi her gelenek de bağnaz düşünceyle bir araya gelmez ama önemli olan bilim, akıl ve zeka ile hareket etmektir. Ee, doğru cevabımız ne arkadaşlar? C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlarım bir soru çözüm videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kendinize iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyor.